Öğretmen CHP'li ise makbul, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygıdeğer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan. Polis CHP'nin arzusu istikametinde hareket ediyorsa aferin, kanuna ve amirlerinin emirlerine göre davranıyorsa zorba. Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur. Ya gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir tecavüz olayı duymayalım. Gün geçmiyor ki bir hırsızlık olayı duymayalım. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan çıkıyor ne diyor? Bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle temizdir, şöyle başarılıdır, böyle başarılıdır. Ya şu anda adliye dolaşıyorlar ya. Bunun neresi temiz? Çık, açık, net, kendini bir çek et. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Her yerlerini saran taciz, tecavüz, hırsızlık rezilliklerinin hesabını vermekten kurtulamayacak. Ne diyor? Uyuşturucu kaçaklarına, ondan sonra organ mafyasına, bunlara vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Uyuşturuculuk, uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz. Organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun? Farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır ya? İstikametini tamamen şaşırmış. O zaman gel şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun. Siyaset bu değil. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet, Mevlevi mukabelesi adı altında İstanbul'da sahnelendi. Allahu Ekber demekten, La ilahe illallah demekten, Sadakallahul Azim demekten imtina eden zihniyetin 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk. Eyüp Sultan Camii'nde seçim öncesi kalkıp da bir mihrabiye yerine Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp orada Yasin-i Şerif'ten şöyle belli bir bölümü aslına uygun olarak okumak sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadın? Bari onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor.